Türkiye'nin en genç ili de Hakkari. Ama bir yandan baktığımızda da işte en işsizlik oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olması da açıkçası buradaki insanlarımızın, buradaki halkımızın ne kadar yoksul olduğunun da bir kanıtıdır. Yani dediğim gibi Hakkari'nin ticari ve turizm, hayvancılık alanda ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyel bugüne kadar hiç kullandırılmadı. Ki şu an iki ülkeye sınır ve üç sınır kapısı olmasına rağmen bu sınır kapılarımız işlevsiz. Sınır kapıları sadece sözde açılmış gibi, sadece günübirlik insanların seyahat edebilmesi ve yolcu beraberinde bir şeylerin getirilebilmesi yönünde bir katkı sağlıyor. Onun dışında zaten ticarete hem Kürdistan bölgesine açılan hem Derecik sınır kapımız hem Üzümlü sınır kapımız ikisi de ticarete kapalı. Sadece günübirlik giriş çıkışlara açık. Ki Derecik sınır kapısı aynı zamanda araçların da geçişine kapalı. Sadece yaya geçişlerine şu anda açık. Keza aynı zamanda dediğim gibi Hakkari aslında hayvancılık alanında da çok ciddi bir potansiyele sahip ki şu an Hakkari 10 milyon küçükbaş hayvana ev sahipliği yapabilecek yayla ve meralara sahip. Ama maalesef bugün baktığımız zaman 1 milyonun bile altında bir hayvan besiciliği, yetiştiriciliği var. Bu da şundan kaynaklıdır ki yaylalarımız maalesef ki hala yasak, meralar hala yasak ve en önemli olan konulardan bir tanesi maalesef arazilerin çoğu hala mayınlı ve patlamamış mühimmatlarla dolu. Dolayısıyla insanlar hayvancılık yapmaktan korkuyor oldu. Yani yaylalar yasak, yaylalara çıkamıyorlar. Ki bundan birkaç gün öncesinde de Yüksekova'da bir insanımızın, çobanlık yapan bir insanımızın yine bir mayına basması sonucu hayatını kaybetmesiyle de bir olay olmuştu. Dolayısıyla hayvancılığın da önü kesilmiş oluyor. Yine aynı zamanda sanayinin hiç olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hakkari Türkiye'de organize sanayi bölgesinin olmadığı tek il Hakkari. Dolayısıyla sanayinin olmadığı yerlerde de işsizliğin fazla olması kaçınılmaz. Nitekim üretimin olmaması kaçınılmaz. Buradaki işsizlik oranının en yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de açıkçası biraz da sanayinin olmamasından kaynaklıdır. Durum böyle olunca tabii ki esnaflarımız da bunlardan çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyor. Ki son 7 ay içerisinde ilimiz genelinde 130 esnafımız kepenk kapattı. Ve çok korkunç bir son bir ay içerisinde çok korkunç bir rakam daha var. Son bir ay içerisinde Hakkari'de 50 işletmemiz kepenk kapatmış. Yani son bir ay 30 gün içerisinde Hakkari'de 50 işletmemiz daha ben bu işimi yapamıyorum, iflas ettim ve kepengi dükkanımı kapatıyorum dedi ve işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Korkarım ki bu şekilde devam ederse Hakkari üzerindeki bu politikalar, bu uygulamalar devam ederse korkarım ki yarın öbür gün yani önümüzdeki süreçte çok daha fazla esnafın kepenk kapatması demek yine işsizliğin çok daha fazla artabileceğinin de bir göstergesidir. Her gün artan maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bugün sattığı bir ürünü yarın aynı fiyatla tekrar rafına koyamıyor. Dolayısıyla yine Hakkari biliyorsunuz ki Türkiye'de en uzak kentlerden bir tanesi ulaşım açısından ve akaryakıtın çok yüksek artması nedeniyle buradaki nakliye maliyetleri de çok artıyor ki bu da esnafımızı çok ciddi bir şekilde maliyetlerin artmasına sebeptir. Dolayısıyla esnaf bugün baktığımız zaman sıcak paraya kavuşamıyor. Faizlerin artması nedeniyle rahat bir şekilde krediye kavuşamıyor. Nakit para bulmada sıkıntı yaşıyor. En önemlisi de insanlarımızın, halkımızın alım gücü, yani insanların alım gücünün çok düştüğünden kaynaklı esnaflar eskisi gibi artık yani vatandaşın alım gücü de düştükçe esnaf eski işini yapamıyor. Dolayısıyla hal böyle olunca hem maliyetlerin artması hem eski işini yapamıyor olması esnafların maalesef kepenk kapatmasına neden oluyor. Hakkari için, Hakkari özelinde söylüyorum.
Bu ekonomik krizden çıkabilmek için Hakkari'nin ticaretinin önünün açılması lazım. Öncelikle Hakkari'deki 3 sınır kapımızın, İran'a açılan 1 ve Kürdistan bölgesine açılan her 2 sınır kapımızın çok ciddi bir şekilde işlevsel hale getirilmesi ve ticarete açılması gerektiğini düşünüyorum. Yine hayvancılığın önünün açılması, yayla yasakların kaldırılarak hayvancılığın önü açılırsa insanların bu konuda üretime yönlendirilebileceğini düşünüyorum ve en önemlisi organize sanayi bölgesi kurulması Hakkari'deki işsizlik oranının büyük bir kısmını karşılayacaktır diye düşünüyorum.